Arkadaşlar merhaba. İş ispatı protokolü, birilerinin önemli miktarda bilişimsel çaba gösterdiklerini ispat etmek için kullanılan bir araçtır. İş ispatı protokolleri genelde bulmacalara benzerler. Bir taraftan bu bulmacaların çözümü zor olmakla beraber ciddi bilişimsel çaba gerektirir. Diğer taraftan bu çaba aslen kolaylıkla doğrulanabilir. Bu gayretin doğrulanma süreci ilk baştaki gerçekleştirilme sürecinden çok daha az zaman alır. Bu tip protokollerin birkaç uygulaması söz konusudur. Örneğin, belki daha önce duymuş olabileceğiniz Bitcoin elektronik ödeme sistemi. Bu sistemde işlem öbeği zincirlerinin yaratılması bağlamında iş ispatı projesinden yararlanılır. Bu tip iş ispatı protokolleri çok yeni kullanıcısı olan Bitcoin'in dışında geçmişte başka uygulamalar için de önerilmiştir. Mesela bu projeler DOS saldırıları olarak bilinen servis reddetme saldırılarının caydırılması gibi konular için önerilmişti. Buradaki temel fikir belirli bir servisi kullanım müsaadesinin alınabilmesi için çok özellikle bir bilişimsel problemin bir iş ispatı bulmacasının çözülmesi zorunluluğuydu. Burada amaç bu iş için harcanacak çabanın etkin olarak istemciyi boğmasıdır. Yanıtlayıcı istemcinin zorunlu işi yerine getirip getirmediğini kolayca kontrol edebilir. Ve sadece bu işlem yerine getirilmişse hizmet talebine yanıt verir. Ben bu tip bir iş ispatı protokolünün spam mailleri yani istenmeyen e-postalarının tespitinde kullanıldığını gördüm. Şüphesiz hepimiz istenmeyen e-postanın ne olduğunu biliyoruz. Gelen kutunuzda görmek istemediğiniz, isteğiniz dışında hesabınıza düşen mesajlardır. İş ispatı protokolü belirli bir elektronik postaya bağlanabilir. Bu kavramsal olarak bir mesaja pul yapıştırmaya benzer fakat bu pulun karşılığını parayla ödemek yerine CPU döngüleri aracılığıyla yapmış olursunuz. Sadece az sayılarda mesaj gönderen yasal bir merkeze bu tip bir iş ispatı protokolü çok da yüksek tutar da olmaz. Çok az sayıda yürütüldükleri sürece çok küçük karışıklıklar olacaktır. Gayet makul bir çeşit engel teşkil edecektir. Yüz binlerce, milyonlarca istenmeyen elektronik mesaj gönderen biri için her bir mesajın ve gönderilenin ardından sürekli CPU döngüleri yaymak engelleyici derecede pahalıya mal olacaktır. Şu ana kadar sizlere bu iş ispatı protokollerinin uygulamaları hakkında genel bilgi verdim. Şimdi pratikte nasıl çalıştıklarını irdeleyelim. İlk olarak bu protokollerin verilen bir sınama dizisiyle bağlantılı çalıştıklarını düşünelim bu sınama dizisini C ile ifade edelim. Bu protokolle çalışmayı deneyen birisi ne yapar? Sorusunu düşünelim şimdi. İş ispatçısı temelde bu sınama dizisine bağlı olan ilişkili ispatı ortaya çıkartmaya çalışır. Bu sınamaya ilişkin belirli matematiksel özelliği olan bir karşılık olacaktır. Fark ettiğiniz üzere sınama dizisinden bahsederken örneğin istenmeyen elektronik posta bağlamında bu sınama dizisinin bir maildeki mesajı ifade edilebilir. Yani eldeki işe çok özgü bir şey olmalıdır. İspatçı bir yanıt dizesiyle gelecektir. Yanıt dizesini de R ile ifade edelim ya da yok P diyelim buna. Bu kullanılan bir kısaltma çünkü. Evet, yanıt kanıtı. İspatçı bir yanıt kanıtı dizesiyle gelecektir. Siz bu sınama ve kanıt dizelerini alarak eş güdüm uygular ve sha 256 ya da benzeri bir şifrelemeli özet fonksiyona tabi tutarsınız. Bu sınama ve kanıt dizesini alıp birleştirip bunlara şifrelemeli özetleme fonksiyonunu temsil eden bir dizi matematiksel dönüştürücü uygularsam çok belirli özelliği olan bir çıktı elde ederim çıktının ilk sayısal bitleri çok fazla sıfırdan oluşacaktır. Diyelim ki ilk 30 ya da 40 bit sıfır olsun ve diğer bitler normalde olması gereken değerler olsun. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey kanıt dizesi ile sınama dizesini birleştirdiğimizde özet fonksiyonundan elde edilecek çıktının ne olacağıdır. Şayet elinizde iyi bir şifrelemeli özetleme fonksiyonu varsa, bu tip bir kanıt dizesini bulabilmenin tek yolu mümkün olduğu kadar çok ihtimali fiilen denemektir. Uygun olanı bulana kadar birçok kanıt dizesini denemek yani. Eğer içerisinde ardışık olarak yaklaşık 40 0 bulunan bir çıktı elde etmek istiyorsanız bu hemen hemen 2 üzeri 40 deneme yapmanızı gerektirir. Yani, 2 üzeri 40 adet farklı özet fonksiyonu talebi olacaktır. Eğer bu miktarda dize deneyebilirseniz, biri büyük ihtimalle işe yarayacaktır. Bunu sizde bir kanı oluşturması için söylüyorum, bu yaklaşık 1 trilyon eder. Dolayısıyla eğer 1 trilyon farklı dizeyi dener ve her birini özetlerseniz, bir ihtimal 40 biti sıfırdan oluşan bir sayı dizisi elde edebilirsiniz. Bazen bu 1 trilyon denemeden daha sürebileceği gibi bazen de biraz daha fazla deneme gerektirebilir. Çok şanslı ya da çok şanssız olabilirsiniz bu durumda. İlk 40 biti sıfır olan bir dize bulmanız ortalama 1 trilyon deneme gerektirir. Bu çok kolay olmamakla birlikte olasılıklar dahilindedir. Bu tip iş ispatı projelerini çözümlemek deneme yanılma yoluyla daha zor olduğu için sanırım daha verimli olan şifrelemeli özet fonksiyonlarıdır. Hatırlayalım, şifrelemeli özet fonksiyonlarında elde edilen çıktı yaklaşık olarak daha gelişigüzel seçimlerden oluşur. Nitekim her bir bit çıktısı birçok yazı tura artışından sonra ortaya çıkmış gibi görünür. Yazı tura atıp tura gelirse 0, yazı gelirse 1 diye düşünülmüş gibi görünmektedir gerçekte ne yaptığınızın ifadesi şöyle olacaktır. Şayet 40 yazı tura artışı yaparsam bunların 40 defa ardarda arda tura gelme olasılığı ne olacaktır? Bu çok küçük bir ihtimal olmakla beraber olasılık dışı bir durum değildir. Eğer 40 adet bozuk parayı 1 trilyon kez yazı tura atarsanız, 40'ının da bir kez tura gelebileceğini umabilirsiniz. 1 trilyon deneme sonucunda. Bu iş ispatı projelerinin ilginç bir özelliği ise artırılabilir veya azaltılabilir olmalarıdır. Ne demek istiyorum? Mesela diyelim ki doğru kanıt dizesini ortaya çıkartmak için daha fazla bilişimsel ağırlık kaldırılmasını istiyorsunuz. İspatlanmak istenen işi artırmak istiyorsunuz. Bu durumda yapabileceğiniz en verimli hareket öndeki sıfırların sayısını artırmak olur. Ekleyeceğiniz her sıfır sarf edilecek bileşimsel gayreti ortalama olarak ikiye katlar. Çünkü tura gelmesi gereken bir başka yazı tura atışını talep etmiş olursunuz. Bu da yazı tura artışlarının ikiye katlanmasını gerektirir. Şayet 41 adet bozuk param varsa ve aralıksız 41 tura gelmesini istiyorsam bu aralıksız 40 tura gelme olasılığı için gerekenin iki katı gayret gerektirecektir. Aynı şekilde, eksilttiğiniz her sıfır sonucunda, gereken bilişimsel gayret bir öncekine göre yarıya inecektir. Dolayısıyla, eğer ilk 39 bitin sıfır olmasını istiyorsam, 40 bitin sıfır olmasında gereken yazı tura artışının yarısı kadar artış gerekecektir. İşin iyi yanıysa, diyelim ki birisi tüm olasılıkları tenedi ve nihayet işe yarar bir kanıt dizesiyle ortaya çıktı. Bu kanıt dizesinin doğru iş ispatı olduğunu tasdik etmek çok kolaydır. Tüm yapmanız gereken sınama dizesiyle bunu birleştirip özetlemektir. Mesela birisi bu dizeyi sundu. P ilk olarak adlandıralım bunu. Tüm yapmamız gereken P ilk ile sınama dizesini birleştirip özetleme fonksiyonuna girmek olacaktır. İlk 40 bitin 0 olup olmadığını görürsünüz. Tüm yapmanız gereken C ile P'nin ilk bitiştirmek ve bir kereye mahsus olmak üzere özetleme fonksiyonunu uygulamak. Böylece çıktının önünde olması gereken 0 adedini teyit edebilirsiniz. Şayet çıktığı gerekli 0 adedine sahipse o zaman iş ispatını geçerli olarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü birilerinin bu P ilk dizesine ulaşmak için gerçekten çok fazla zaman harcadığını ve birçok deneme yaptığını biliyorsunuz. Öyle ki C ile bitiştirildiğinde uygulanan şifrelemeli özetleme fonksiyonunun sonucu size gerekli sıfır dediğini verebilen bir P ilke ulaşmış. Gördüğünüz gibi bunlar epey kolay fakat aynı zamanda epey beceri gerektiren projeler. Umarım bu video sizlere bu iş ispatı protokollerinin çalışma mekanikleri hakkında bir fikir verebilmiştir. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.